Bugün o zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan hep bahsediyoruz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ilmi faaliyetleri olacağını da anlatıyoruz inşallah. Gerçekten çok değerli iman hakikatlerinin anlatılması. O yüzden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bizde talebesi olma yolunda olduğumuz için her zaman bu ilmi faaliyetlerde bulunarak iman hakikatlerinden bahsetmeye çalışıyoruz. Bazı haberler var. Yeni çıkan bir haber gördüm bugün. Bu haberde hangisi taş devri diyor. Yani taş devri varmış gibi biliyorsunuz. Hocamızın Kabataş Devri kitabı var. Böyle bir devrin olmadığı, yani insanların belli bir evrim süreci geçirmediğine dair tarihsel kanıtlarını yer aldığı bir kitap bu. Ama bazı gazetelerde, televizyonlarda bu haberde de göreceğimiz gibi, bakın gösterebiliriz haberi. Sanki taş devri varmış gibi insanlara yansıtmaya çalışıyor. Aslında burada Beşparmak Dağları'nda ülkemizde Latmos'ta bulunan 8500 yıllık, yani yaklaşık 8000 yıllık kaya resimleri var. Mükemmel şekilde insanların o dönemde de sanat anlayışına sahip olduklarını, yani hiçbir şekilde evrim geçirmediklerini gösteren bir delil aslında bu. Ama bakın yazı arasında biraz aşağılara inebilirsek eğer şöyle geçiyor. Diyor ki bu Göbekli Tepe'den bahsediliyor. Buradaki muazzam yapılarda insanlar daha avcı toplayıcı topluluklardan yerleşik yaşama geçen köylüler olma aşamasındayken diyor. Sonra kaya resimlerinden bahsediyor. Yani sanki insanların böyle bir aşaması varmış gibi. Öyle değil. Bunu kanıtlayan da bizim daha önce de gösterdiğimiz gibi Neo mağarasında hatta 14 bin yıllık harikulade resimlerin yer aldığı, insanların son derece üstün bir sanat anlayışına sahip olduğunu gösteren resimlerimiz var. Bakın görebiliriz. Bu resimlerde hem kullanılan boya teknikleri hem estetik anlayışı mükemmel şekilde bize yansıtılıyor. Üç boyutlu hatta şu gördüğünüz resim. Değişik. Kabartmalı yapmışlar artık. Tabii. Detayları incecik maşallah. Evet. Mesela Lascaux mağarasında ilk defa polikrom boya kullanıyorlar. Yani bir noktadan bakıldığında çok farklı yansımalar gösteren bir boya ve bir boyanın 17.500 yıldır hiç bozulmadan kaldığını düşünün. Gerçekten bu kalitede bir boya üretebilmek şu anda mümkün değil ama o devrin insanları bunu çok güzel yapmışlar ve çok büyük bir sanat ve estetik zevkle yapmışlar. Evet, o dönemde estetik zevkleri var. Şimdi estetik zevki ne demek biliyor musunuz? Mesela bir köpeğe bir tasla yemek koyarsınız, içine neyle karıştırırsanız karıştırın fark etmez. O lezzetiyle ilgilenir yani. Onun ne tasta konulduğu, ne kapta konulduğu veya neyle karıştırıldığı hiç önemli değildir. Estetiğe insan sahiptir. İnsan zevk alır estetikten. Onu aklıyla, fikriyle, düşüncesiyle hoşuna gidecek hale getirten odur. İnsandır, düşüncesidir, aklıdır, zevkidir, vicdanıdır. Mesela o yüzden güzel sofralar bize zevk verir. O yüzden takılar, mücevherler zevk verir. Estetik o yüzden hoşuna gider insanın. Bakın bir insanın eğer yıllar önce, 12 bin yıl önce, 15 bin yıl önce eğer bir estetik zevki varsa orada bir düşünce, bir akıl, orada bir çok derin zevk var demektir. Ve o zevk sadece düşünebilen, aklı yeten bir insana aittir. Nasıl biz bundan zevk alıyoruz şu anda? O dönemde de insanlar bizden farksız oldukları için, hatta senin de söylediğin gibi daha ileri teknolojilere sahip olduğu için pek çoğu ondan zevk alıyorlardı. Bu yüzden yapıyorlardı. Bazı süs eşyalarının resimleri vardı. Eğer hazırsa onları da görebiliriz. Bunlar bakın. O dönemdeki çeşitli kapkacaklar, masa modelleri, kullanılan kaşıklar, taslar, bütün yiyecekler. Bakın hepsinin artık yani ayaklarına kadar tabii süslenmiş, özel estetikle yapılmış bunlar. Mesela kenarları yuvarlatılmış, bütün pürüzlerinin arındırılmış ki bunlar milyonlarca yılda, yani daha doğrusu binlerce yılda bu şekilde kalacak şekilde. Yani bozulmasına rağmen, o zamanın aşındırmasına rağmen bu kadar güzel kalmış. Tabii ilk hali çok daha estetiktir onun. Yıllar bunları bu derece aşındırmasına rağmen estetikliğini koruyorlar. Biraz evvel bir kolyeyi görmüştük. Bakın yaklaşık 10 bin yıl öncesine ait çeşitli takılar bunlar, mücevherat. Avcı toplayıcı diye söylüyorlar mesela o bahsettikleri 10 bin yıl önceki devre insanları. Yani sadece bir şeyi avlayıp onun üzerinden beslenip ve işte uyumak, nefes almakla uğraşan bir insan niçin kolye yapsın kendine? Neden öyle bir estetik zevki olsun? Tabii. Yani yine hayvanlardan örnek vereceğim de bir kısım kişiler işte küçük yavru köpeklerine falan kolye takarlar. Hayvan onu anlamaz. Yani o bizim için bir estetiktir ama sıkılıp o kurtulmaya çalışır. Yani tasma gibi bir şey, sıkıntı verici bir şey olarak görür. O öyle değildir. İnsandır bundan zevk alan. Aklı fikriyle, estetik zevkiyle, oradaki o inancıyla burada güzel sanat eserlerini o şekilde meydana çıkarır. Mesela 8500-9000 yıl milattan önce 8500-9000 yılları arasındaki mermerden ve bazalttan yapılmış iki bilezik var. Mükemmel yapılmış. Yani şu andaki teknolojiyle
Bu minerallerin o şekilde yoğuntulması ve o şekilde bir bilezik haline getirilmesi mümkün olmayabilir. Ama o dönemden mükemmel şekilde yapmışlar ve çok büyük bir estetik ve sanatla yapmışlar bunu. Maşallah. Bunlar da 10 bin yıllık tığ ve iğneler, eğer onların da resmini görebilirsek. Maşallah. Dikim zevkleri var. Şimdi buna inanan evrimciler düşünmeden inanıyorlar da ellerine bir taş alsınlar ve başka bir taşı yoğuntmaya çalışsınlar ya da mermeri yoğuntmaya çalışsınlar. Yani madem buna inanıyorlar demek ki bunu yapabileceklerdi değil mi? O zaman madem ki bunun kendilerinden çok daha ilkel olduğunu, sözde ilkel olduğunu düşündükleri insanların yaptığına inanıyorlar. O zaman kendilerinin çok daha iyisini yapmaları gerekiyor. Ellerine alsınlar bir tane taş. Başka bir taşı aynı düzgünlükte yoğuntmaya çalışsınlar. Yani, evet. Gibi. Bir de yani tığ ve iğne ikisi farklı mesela birbirlerinden. Belli ki farklı kalınlığı olan kumaşlar kullanılmış. O çok yani kendisi başlı başına demek ki daha değişik giyim zevkleri var. Birbirinden daha farklı kıyafetleri var. Tabii. Sadece örtünmekle ilgili değil giyimleri. Onu da bir göstergesi inşallah. Bir de bu demin bahsettiğimiz çizimleri eğer tekrar gösterebilirsek mağaralarda bunlar araştırmalar sonucunda da boyaları da yani dolgu maddeleri de çok özel. Bir kimya mühendisinin bunları bir araya getirip bir renk oluşturması gibi. Yani burada bir seçme var, beğenme var, sanat anlayışı var, mühendislik var. Az önce Ebru'nun da söylediği gibi mesela bu bir gene bir mağara resimlerinden bir tanesi. Milattan önce 35 binli yıllara kadar uzanıyor. Aynı şekilde içinde oksit, demir oksit, demir hidroksit, dentin kili yani omurgalı hayvanların dişindeki kolajen ve kalsiyum tuzundan meydana gelen iç kısım gibi elementler yer alıyor. Bundan faydalanılarak bu şekilde bir çizim yapılıyor. Aynı zamanda düşünün dişin içindeki bir kimyasal madde kullanılıyorsa bu ne demektir? Hayvanın anatomisi de biliniyor. Tabii, yani tabii. Sağlıkla ilgili de bulgular var. Ve bu şekilde bir araya getirilip bir akıl kullanılıp böylesine bir sanat oluşturuluyor. Bunun mağarada yapılıyor olması insanların mağarada yaşıyor anlamına gelmez. Günümüze kadar gelebilmesi için tabii ki böyle sağlam bir şekilde durması gerekir. Günümüzdeki sanatçılar mesela hiç teknolojik içeriği olmayan sadece deniz manzara resimleri olan fotoğrafları yani resimleri tabii. Çizimleri oluyor çok güzel. Şimdi bunlara bakıp bir insan o dönemde sanayi yokmuş mu diyecek. Tabii ki böyle tabii. Bir şey olamaz. Senin dediğin gibi Gülşah'cığım 35 bin yıl öncesine dayanan mağara resimleri var gerçekten. Bu bahsettiğimiz mağaralarda da Peşmer, işte Lascaux, işte Niyo mağarası senin dediğin gibi çok muhteşem sanat eserleri var. Burada bazı canlıları mesela iki boyutlu olarak yapacak şekilde şöyle mesela bir öküzün arkasında aynı zamanda bir atın görüneceği gibi ama aynı resmin üstünde bunun bütün detaylarını tasarlayacak yani tabii maşallah, tasarlayacak tabii. Bir akıl ve ince bir zevke de sahipler. Mesela hareket oluşturabilecek hangi kıvrımlardan hangi hareketi oluşturabileceklerini mesela koşan bir atın görünümünü resimde hangi tekniği kullanarak yapabileceklerini verebileceklerini o etkiyi çok iyi düşünüp bunu çok iyi uygulamışlar. Şimdi tabii herkes eline bir kalem kağıt alsın demin senin verdiğin örnekte olduğu gibi koşan bir at çizmeye çalışsın. Yani çok az insan gerçek anlamda koşan at figürünü oluşturabilir. Çünkü gerçekten o hareketi sabit bir zeminde verebilmek çok zordur. Yani atın bacaklarına o koşmanın verdiği o hareketi çizebilmek ve onun o hissi de karşı tarafta uyandırabilmesi çok zor bir şey. Gerçekten yani insanlar alıp ellerine denesinler. Çok çok zorlanılır ama burada baktığımızda o mağaradaki resimleri hem üç boyutlu bir görünümü var hem gerçekten sürüler şeklinde koşan atlar tabii. Resimleri var. Yani birbirine o perspektifler tabii. De çok güzel tabii. Ayarlanmış. Tabii. Yani büyüklükleri değil beyni gelişmemiş bir insanın yapabileceği olağanüstü derecede tabii. Zeki orada tabii. İnsanların var, yaptığı tabii. Belli. Tabii. Evet. Şimdi orada bir kompozisyon var. Bir kere bir resmin temel yani başlangıç aşamalarından bir tanesi bir tuval oluşturmaktır. Bunun için zemin önce güzelce kapatılır. İşte mağaranın tavanları da bu şekilde ayrı bir kaplamayla önce kapatılıyor. Daha sonra üzerine de müthiş bir kompozisyon tasarlanmış. Orada tasarlanmadan bunun yapılması mümkün değil diye açıklıyorlar bunu inceleyen uzmanlar da. Çünkü hepsi, figürlerin hepsi en uygun yerlere, işte o bahsettiğimiz, az önce Didem'in de söylediği o hareketleri verecek tarzı mesela atın dört nala koşarkenki görünümünü verebilmek için o rölyefli zemini kullanarak orada atın diz kapağının kıvrımını o rölyefli zeminin üzerine özellikle tasarlayarak oraya getirerek o şekilde çizmişler. İşte bu çok büyük maşallah. Bir sanat anlayışı maşallah. Demektir maşallah. Maşallah.